Tek kelimeyle canavarca bir eylem. Rusya Devlet Başkanlığı basın sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın füzeyle düşürdüğü Ilyushin 76 uçağı hakkında konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 65'i Ukraynalı askeri esir olmak üzere toplam 74 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili uluslararası bir soruşturmada ısrar edeceğini söylemişti. Peskov, eğer Kiev rejiminin suç teşkil eden eylemlerine yönelik uluslararası bir soruşturmayı kastediyorsa buna kesinlikle ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü, Ukraynalıların sadece 24 saat içinde evlerinde olmaları gereken vatandaşları olan esirlerini öldürmeleri kesinlikle canavarca bir eylemdir tek kelimeyle canavarca dedi. Fransa ise konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelmesini engelledi. Fransa Rusya'nın düşürülen uçakla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanma talebini reddetti. Tek kelimeyle canavarca bir eylem. Rusya Devlet Başkanlığı basın sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın füzeyle düşürdüğü Ilyushin 76 uçağı hakkında konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 65'i Ukraynalı askeri esir olmak üzere toplam 74 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili uluslararası bir soruşturmada ısrar edeceğini söylemişti. Peskov, eğer Kiev rejiminin suç teşkil eden eylemlerine yönelik uluslararası bir soruşturmayı kastediyorsa buna kesinlikle ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü, Ukraynalıların sadece 24 saat içinde evlerinde olmaları gereken vatandaşları olan esirlerini öldürmeleri kesinlikle canavarca bir eylemdir tek kelimeyle canavarca dedi Fransa ise konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelmesini engelledi Fransa Rusya'nın düşürülen uçakla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanma talebini reddetti Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.